Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ATP'den enerjiden bahsetmiştik. Kinetik enerji, potansiyel enerji, bunlardan bir de enerjinin yasalarından bahsetmiştik tabii ki. Şimdi enzimlere geçiyoruz. Çünkü enzimler çok önemli bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Enzimler bir tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürüyorlar. Bu yüzden de tepkimeyi hızlandırmış oluyorlar aslında. Şimdi biz enzimlerden bahsedeceğiz. İlk önce katalizör nedir, enzim nedir buna bakalım. Daha sonra enzimin yapısına zaten geçiş yapacağız. Arkadaşlar katalizör kendisi harcanmadan bir tepkimeyi hızlandıran bir ajan. Kimyasal bir ajandır. Enzimler ise biyolojik katalizörlerdir. Yani canlı vücudunda canlı hücrede kullanılan yapılara katalizörlere biz enzim diyoruz. Peki enzimin en önemli özelliğine Az önce söylediğim gibi tepkimeyi başlatmak için gerekli olan enerjiyi düşürür. Biz bu enerjiye aktivasyon enerjisi diyoruz. Yani tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjidir. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi ne dedik? Tepkimenin başlaması için gerekli olan enerjiyi düşürüyor dedik ve tepkimeyi hızlandırıyor dedik. Arkadaşlar, diyelim ki bizim vücudumuzda üretilen bir zehir vardır. Hidrojen peroksit. Hidrojen peroksit normal şartlarda parçalandığında su ve oksijene kadar parçalanır ve zehirsiz hale gelir. Bunu yapan da peroksizom dediğimiz organeldir. Peroksizom organeli hücrede de anlatacağım. Hidrojen peroksit hem üretir hem de yıkar arkadaşlar. E bunun sebebi vücuttaki su ve oksijenin dengesini ayarlamak içindir tabii ki. Şimdi peki hidrojen peroksit bu tepkimenin başlaması için gerekli olan diyelim ki enerji miktarımız ben ATP sayısı açısından vereceğim. Mesela 100 ATP ise başlaması için gerekli olan enerji enzim tepkimeye girdiği zaman ne yapıyor? Bunu 3 ATP'ye kadar Düşürüyor veya işte daha da az Belki 1 ATP'ye kadar Düşürüyor arkadaşlar Dolayısıyla enzimler tepkimenin başlaması için Gerekli olan aktivasyon enerjisini düşürüyorlar Ayrıca tepkimeyi Hızlandırıyorlar Bu tepkime enzim yokken Kendiliğinden de gerçekleşebilen bir tepkime Ama arkadaşlar bu tepkimenin Gerçekleşmesi için gerçekleşen Pardon gereken süre Ne kadardır biliyor musunuz 300 yıldır e Zaten bir tane bir molekül hidrojen peroksit 300 yılda parçalanırken ve bizim vücudumuzda e, saniyede belki bunlardan yüzlerce üretiliyor. E, her birinin 100 yıl pardon 300 yıl 300 yıl beklersek ne olacak? Tabii ki zaten o zamana kadar e, kalmadan zehirlenerek öleceğiz. Ama bir tepkime tep, e, enzimle devam ederse eğer bu tepkime o zaman ne kadar sürede gerçekleşiyor? Yaklaşık olarak saniyenin Onda biri kadar. Yani bir saniye bile değil arkadaşlar. Yani te, enzimin tepkimeyi ne kadar hızlandırdığını buradan düşünebilirsiniz. Buradan anlayabilirsiniz. Ne dedik? Saniyenin onda biri kadar sürede hatta daha e, az sürede de diyebiliriz. Bu kadar sürede gerçekleşiyor tepkimemiz Şimdi enzimlerle ilgili şunu da söyleyeyim. Enzimler bir kere tepkimeyi başlatmazlar sadece tepkimeyi hızlandırır. Bakın başlamış bir tepkimeyi hızlandırır arkadaşlar. Şuradan bakın gösterelim. Şurayı göstermek istiyorum ben aktivasyon enerjisini. Şimdi enzim yokluğunda gerekli olan aktivasyon enerjisi şurası. Enzim yokluğunda gerekli olan aktivasyon enerjisi. Enzim varlığında gerekli olan aktivasyon enerjisi de sadece şurası ne kadar fark ettiğini görün arkadaşlar. Yani şu kadar fark ediyor. Bayağı da bir tabii ki fark etmiş oluyor. Şimdi gelelim enzimlerin diğer özelliklerine. Arkadaşlar enzimler substratlarına özgüldür. Ne demek bu? Yani her enzim belli bir substrata etki ediyor. A enzimi A substratına, B enzimi B substratına etki ediyor. Dolayısıyla enzimler substratına özgüdür diyoruz. Peki enzimler bu tanıma işlemini nasıl yapıyorlar? Önce substrattan bahsedelim. Substrat enzimin etki ettiği madde zaten substratlarına özgüdür dedik. Arkadaşlar enzimler etki edecekleri maddeyi yani substratı tanıyorlar ona bağlanıyorlar. Substratlar arasındaki çok küçük değişiklikleri bile fark ediyorlar. Mesela ee, glikozun, glikozun yapısal izomeri olan fruktoz değil mi? Fruktoz arkadaşlar yapısal izomer. Yani kapalı formülleri aynı glikoz ve fruktozun ama açık formüllerinde küçük bir farklılık var. Glikoza etki eden enzim fruktozun bu farklılığını anlıyor ve fruktozu kabul etmiyor. Yani çok küçük farklılıkları bile çok küçük değişiklikleri bile fark edebiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla enzimler yani bu kadar iyi tanıyor. Peki tanıma işlemini nasıl yapıyor? nasıl yapıyor hemen söyleyelim. Hatırlayın size önceki videolarda proteinleri anlattık. Arkadaşlar enzimlerin yapısında protein vardır. Proteinlerden oluşuyor. Biz enzimleri yapı olarak ikiye ayırıyoruz. Basit enzim ve bileşik enzim. Basit enzimler sadece proteinden oluşurken bileşik enzimlerde proteinin yanı sıra bir de yardımcı kısım vardır. İlerleyen zamanlarda göstereceğim slaytlarda. Şimdi Proteinlerden oluşuyor ya. Her proteinin de kendine özgü bir yapısı var mı? Var. O zaman işte bu yapı sayesinde ne oluyor? Enzim etki edeceği maddeyi tanıyor arkadaşlar. Enzimin sadece belli bir kısmı substratlara bağlanıyor. Bu bağlandığı kısma biz aktif bölge diyoruz ki zaten aktif bölge enzime protein olan kısmındadır. Bir cep olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birkaç tane aminasitin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir cep. Yani mesela diyelim ki Enzim buysa şuradaki cep kısmı da nedir? Aktif bölgedir. Öyle düşünebiliriz. Ee, enzimin bu özgül olması da zaten substratın uyumundan kaynaklanıyor. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki elimizde şöyle bir enzim var. Şu tarafa geçmek istiyorum. Elimizde şöyle bir enzim olduğunu düşünün arkadaşlar. Ortada bulunan substratları şöyle çiziyorum. Bakın, substratlarımız da bu şekilde. Şöyle substratlarımız var. Bu substratlardan hangisi gelip bağlanabilir enzime? Yapı olarak benzer olanlar değil mi? Yani hangileri bağlanacak? Şu ve bu bağlanacak. Üçgen olan, kare olan, yuvarlak olan bağlanamayacak. Çünkü neden? Enzimin aktif bölgesi belli bir yapıya sahiptir. E, substratla enzimin aktif bölgesi arasında belli bir uyum vardır. Biz bu uyuma anahtar kilit uyumu diyoruz. O yüzden de oldukça önemli bir uyumdur. Bu uyum sayesinde de zaten yine e, enzim e, substratını tanımış oluyor. Biz bu uyumu arkadaşlar indüklenmiş uyum diyoruz. E, kolay bir şekilde bağlanmasını sağlayan bir uyum olayıdır. Bakın şurada mesela göstermişiz. Yine tekrardan göstereyim. Bakın burada enzimin aktif bölgesi şurası. Bakın substratlarımız da bunlar. Geliyor biri. Bakın biri buraya uyum sağladı. Kırmızı olan da şu kısma uyum sağladı. Ne oldu? Aktif bölge tamamen doldu. Dolduktan sonra ürün oluşturdu ve ürün serbest kaldı. Ama şu nedir? Bu substrat olmadığı için bağlanamadı arkadaşlar. Uygunluk göstermediği için bağlanamadı. Dolayısıyla aktif bölgenin uyumuyla substratın uyumu oldukça önemlidir. Mesela burada maltozun parçalanması için gerekli olan bir enzimimiz var. Buradaki enzimin aktif bölgesine baktığınız zaman maltozun yapısına uyum sağlıyor arkadaşlar. Bu sayede glikozlarına parçalanmış oluyor. Evet bir de aktif bölge enzimin katalitik merkezdir diyeceğiz. Yani aktif bölgede olaylar gerçekleşir. Nasıl oluyor peki bu olaylar? Arkadaşlar Tepkime de substrat gelip enzime bağlandığı zaman oluşan yapıya biz enzim substrat kompleksi diyoruz. Aktif bölgeye bağlanıyor substrat. Daha sonra bu substrat aktif bölgeye hidrojen bağlarıyla ya da iyonik bağlarla tutunur. Çünkü bunlar zayıf bağlardır. Bu zayıf bağlarla tutunuyor arkadaşlar e, aktif bölgeye. Aktif bölgede bulunan amino asitlerin R grupları substratın ürüne dönüşümünü sağlıyor. Hani değişken gruplar var demiştik ya amino asitlerde. İşte bu amino asitlerdeki R grupları substratın ürüne dönüşmesini sağlıyor. Yani olay nerede gerçekleşiyor? Aktif bölgede gerçekleşiyor. Daha sonra ürün aktif bölgeden ayrılıyor ve enzim yeni bir substrata bağlamak için hazır geliyor. Hazır hale geliyor. Yani şöyle düşünün. Birleş Ürüne dönüştür, ayrıl olayı var, tamam mı? O şekilde bir e, olay var arkadaşlar. Birleş, ürüne dönüştür, ayrıl olayı gibi düşünün. Bu şekilde bir olayımız var. Bazı enzimler de tersinir çalışır arkadaşlar. E, tepkimenin hangi yönde olacağını da enzim belirliyor. Mesela A artı B'yi C artı D'ye dönüştüren enzim, bu olayın tam tersini de yapabilir. C artı D'yi A ve B'ye dönüştürebilir. Peki bunu nasıl belirleyecek enzim? Tabii ki ortamdaki madde miktarına göre belirliyor. Diyelim ki ortamda fazla miktarda C ve D varsa bu sefer tam tersi çalışıp C, D'yi A, B'ye dönüştürebilir. Ve ortamda fazla miktarda A, B varsa C ve D'ye dönüştürebilir arkadaşlar. Bu şekilde enzim tepkimenin hangi yönde olacağını belirler. Biz burada ne diyoruz? Enzimler tersinir. Yani çift yönlü çalışır diyoruz. Enzimlerin çift yönlü çalışmasında mesela katalaz enzimi az önce gösterdim ya hidrojen peroksit katalaz enzim mesela tersini çalışan enzimlere bir örnektir. Su ile oksijeni birleştirip hidrojen peroksit oluşturabilir. Hidrojen peroksiti su ve oksijene tekrardan parçalayabilir. Bunu enzim belirliyor. Ayrıca sindirim enzimleri tersini çalışmaz unutmayın. Çünkü sindirim enzimleri tek yönlü çalışan enzimlerdir. Yani biz yediğimiz bir lokmayı tekrardan geri oluşturabiliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla sindirim enzimleri tersinir çalışmaz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Peki grafikler çıkacak karşımıza. İlk önce ben bu grafiklerden bahsetmek istiyorum. Enzim miktarını sabit tutup da substrat miktarını artıracak olursak arkadaşlar. Bakın, enzim miktarını sabit tutup yani sınırlı enzim yeterli substrat koyarsak ne olur? Tepkime bir süre hızlanır. Neden hızlanır biliyor musunuz? Şimdi diyelim ki ortamda 10 tane enzim var. 30 tane de substrat var ben, ve ben sürekli substrat ekliyorum. Substrat miktarı sınırsız. Bu 10 enzim geliyor buradaki 10 substrata bağlanıyor. Buraya kadar bu bağlanana kadar tepkime hızlı gerçekleşiyor. Daha sonra her enzimin bir işi olduğu için işini bitiren enzim ürününü bırakıyor yeniden bir substrat alıyor. Ürününü bırakıyor yeniden bir substrat alıyor. Dolayısıyla bir süre sonra tepkime hızı sabit devam etmeye başlıyor. Peki ben ortama hem sınırsız enzim hem sınırsız substrat koyarsam ne olur? O zaman da ne olur arkadaşlar? Tepkime hızı sürekli artarak devam eder. Çünkü hem enzimi artırıyorum hem substratı artırıyorum. Bir grafiğimiz daha var. Enzim miktarını artırıyorum ama substratım sınırlı. Yani bunun tam tersi olduğunu düşünün. Şöyle sileyim burayı. Diyelim ki ortamda 10 tane substrat var. 30 tane enzim var ve ben enzim miktarını sürekli artırıyorum. Ne olur? 30 tane enzimden 10 tanesi gelir substratlara bağlanır. Ortamda substrat biter. Substrat bittiği için de enzimler çalışmaz. O yüzden bir süre artar bu 10 substrata bağlanana kadar. Sonra substrat bittik. Bittiği için tepkime ne olur arkadaşlar? Durur. Hatta burada e ee, bu grafiği böyle bombeli göstermişler ama bence böyle olması gerekmiyor. Direkt şöyle de çizebiliriz. Bakın artıyor sonra bir anda duruyor arkadaşlar. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir grafik. Aklınızda olsun. Şurada mesela enzim substrat kompleksini göstermiş. Bakın sükroz. Sükroz bir şeker, değil mi? Geliyor nereye bağlanıyor arkadaşlar? Enzime bağlanıyor, enzimin aktif bölgesine. Daha sonra bu enzim ürüne dönüştürüyor substratları substratları ürüne dönüştürdükten sonra ürünler serbest kalıyor ve substratlar pardon enzimler tekrardan bağlanmaya hazır hale geliyor arkadaşlar Dolayısıyla enzimin çalışma döngüsünü de bu şekilde düşünebiliriz şimdi gelelim ee, bir dakika bir şeye bakayım Enzimin yapısından nerede bahsetmişim diye baktım ama bahsetmişim arkadaşlar. Orada geldiğimiz zaman enzim yapısını detaylı olarak vereceğim size. Şimdi hücrede gerçekleşen, değişen bazı fiziksel ve kimyasal olaylar enzimi etkiliyor. Şimdi biz bu olaylara bakacağız. İlk önce sıcaklık ve pH'a bakacağız arkadaşlar. Şimdi tepkimeler belirli bir sıcaklığa kadar hızla devam ederken belli bir sıcaklıktan sonra tepkime yavaşlıyor hatta duruyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bunun sebebi enzimlerin protein yapılı olmasındandır. Çünkü proteinden yüksek sıcaklıkta denatür oluyordu. Denatür olma neydi? proteinin üçüncü yapısının bozulmasıydı, değil mi? Üçüncü yapı bozulduğu zaman protein artık çalışamaz hale geliyor. Dolayısıyla enzim de artık çalışamaz hale geliyor arkadaşlar. Ee, mesela bizlerdeki bu sıcaklığa baktığımız zaman bizlerde enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklık 35 ile 40 derece arasındadır. 40 derecenin üstüne çıktığı zaman enzimlerin yapısının bozulma ihtimali yüksektir. Hatta çocuklarda da havale durumuna çok çok dikkat edilmesi lazım. Hani Allah hiç kimseye böyle bir şey vermesin tabii ki. Ee, havale durumunda bizim bağışıklık sistemimiz Mikropları öldürebilmek için vücut sıcaklığını artırıyor sürekli. Vücut sıcaklığını artırması için uyarıyor hipotalamusu. Vücut sıcaklığı artıyor, artıyor, artıyor. Neden? Amacı ne? Bakterinin ya da virüsün ya da bakterinin diyelim aslında. Eee enzimini etkisiz hale getirmek. Enzimin etkisiz hale getirdiği zaman bakteri artık çalışamayacak ve vücudumuzu bakteriden kurtulmuş olacak. Ama bunu yaparken ne yapıyor? Vücut sıcaklığını artırarak bizim enzimlerimize de zarar vermeye başlıyor. O yüzden de belli bir değerden sonra artık dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarda yüksek risk taşıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Eğer çocuk havale geçiriyorsa, havaleden sonra çocukta ciddi hasarlar bırakabilir. Mesela beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir veya vücudunun herhangi bir yerinde olumsuz etki bırakabilir. O yüzden çok çok dikkat etmemize, etmemiz gerekiyor. Bazıları ise bakın bazı enzimler ise 70 dereceye hatta daha fazla sıcaklığa dayanabiliyor. Peki bunlar nedir? Sıcak su kaynaklarında yaşayan bakterilerde veya termofilik arkelerde. Bunların enzimleri yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır arkadaşlar. Oldukça da e, önemli olan zaten canlılarımızdır. Bir de gelelim pH'a. Şimdi sıcaklıktan bahsettik. Sıcaklık grafiğini çizdiğimiz zaman da şöyle bir grafik çizmemiz gerekiyor. Şimdi şurası sıcaklık. Şurası da tepkime hızı. Şimdi tepkime hızı bizim sıcaklığımız neydi vücudumuzun sıcaklığı 37 olarak alalım. Arkadaşlar 37 dereceye kadar bakın optimum değerde çalışıyor. Yani en iyi de en iyi derecede çalışıyor. Daha sonra vücut sıcaklığı arttıkça mesela şuraya 41 yazıyorum. Vücut sıcaklığı arttıkça ne oluyor? Bakın enzimin çalışma hızı yavaşlıyor. Hatta 41 derecede ne oluyor? Duruyor. İşte Evet, tepkime hızı ve sıcaklık grafiğimizde bu şekilde olacak. Yine göstermiş olalım. Gelelim pH'a. pH'a baktığımız zaman yine her enzimin en iyi çalıştığı bir pH değeri var. Genellikle arkadaşlar 6 ile 8 arasında çalışıyor ama bazı istisnalar var tabii. Ki. Mesela midemizde bulunan pepsin enzimi 2 derecede çalışır. İnce bağırsakta bundan tripsin enzimi 8 derecede en iyi şekilde çalışıyor. pH 8 olduğu zaman. Dolayısıyla bazı istisnalar var ama genellikle vücudumuzda en iyi çalışan değer 6 ile 8 arasında. Zaten kanımızın kanımızın pH'ı de 7,2. 7,2'den çıktığı zaman hani 1 2 değer oynadığı zaman ne oluyor? Hemen büyük kayıplar, büyük hasarlar bırakabiliyor. 7,2 miydi? 7,4 müydü? 7 4'tü galiba yanlış hatırlamış olabilirim ikisinden biri bakın burada göstermişiz insanın enzimlerine baktığımız zaman en iyi çalıştığı sıcaklık nedir bakın en iyi çalıştığı sıcaklık 37 derece yaklaşık e 41'e 42'ye geldiği zaman da enzimin çalışması duruyor ama Termofilik bir bakteriye baktığımız zaman bakın 80 derecelere kadar dayanabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yaşadığımız ortama bağlı. İnsanlar için böyledir, diğer canlılar için farklıdır. pH'e baktığımız zaman mesela pepsin enzimi, pepsin enzimi en iyi şekilde 2 derecede çalışıyor. Tripsin 8'de çalışıyor. Dolayısıyla bunların pH değerlerini de göstermiş olduk. Şimdi gelelim enzimlerin çalışmasını etki bir diğer faktörler arkadaşlar, kofaktör dediğimiz yapılar var. Şimdi ilk önce size enzimin yapısından bahsetmek istiyorum. Zaten enzimin yapısından bahsederken koenzim ve kofaktörden de bahsedeceğim. Arkadaşlar enzimin yapısı ne dedik? Proteinden oluşuyor dedik. Bazı enzimler basit enzimlerdir. Sadece proteinden oluşur. Bazılarında bir de yardımcı kısım vardır. Yardımcı kısım. Protein olan kısma biz... Şuraya bir dakika. Evet Protein olan kısma biz arkadaşlar apo enzim diyoruz ve apo enzim tüm enzimlerde ortak olan kısımdır. Yardımcı olan kısma geldiğimiz zaman yardımcı olan kısım iki şekilde olabilir. Bunlardan bir tanesi inorganik bir bileşik olabilir. İnorganik. Bir tanesi de arkadaşlar organik bir bileşik olabilir. Şimdi biz yardımcı kısma genel olarak kofaktör diyoruz. Bakın genel olarak kofaktör diyoruz yardımcı kısma ama Şöyle bir şey de çıkabilir karşınıza. Eğer yardımcı kısma inorganik bir madde gelip bağlanıyorsa buna kofaktör. Organik bir madde gelip bağlanıyorsa buna da koenzim. Ama yardımcı kısma genel olarak ne diyormuşuz? Kofaktör diyormuşuz. İnorganik bir madde gelip bağlanırsa da kofaktör diyormuşuz ama organik bir madde gelip bağlanırsa ne diyormuşuz? Koenzim. Peki inorganik madde ne olabilir? Organik madde ne olabilir? Arkadaşlar inorganik maddemiz mineraller olabilir. Mineral. Organik maddemiz ise vitaminler olabilir. Zaten birazdan tabloda göstereceğim. Koenzimler neler olabilir, kofaktörler neler olabilir diye. Bu şekilde enzimimizin yapısı. Peki ben protein artı yardımcı kısımdan oluşmuş bu enzime ne diyorum? Holo enzim. Holo enzim. Diğer bir ismiyle tam enzim ya da bileşik enzim diyoruz ya da bileşik enzim diyoruz arkadaşlar. İşte enzimimizin yapısı bu şekildedir. Evet, burada yine kofaktörden koenzimden yine kısaca bahsedelim. Şimdi yardımcı kısma ne dedik? Kofaktör diyoruz dedik. Eğer kofaktör organik bir molekülse ne demiştik? Koenzim demiştik. Mesela kofaktörlerden birkaç tane sayalım. Çinko, demir gibi metal iyonlar olabilir ya da iyonik formdaki bakır olabilir arkadaşlar. İnorganik yapılar Bağlanabiliyor Eğer organik molekül bağlanıyorsa Koenzim diyormuşuz Vitaminlerin çoğu zaten koenzimlerdir Arkadaşlar veya öncüllük ederler Mesela burada göstermişiz Bakın Bu arada kofaktörün nereye bağlandığını da göstermişiz Bakın şurası Apoenzim kısmı bakın şu kısım Açık yeşil olan kısım Ya da doğrusu şöyle söyleyeyim Yeşil olan kısım apoenzim kısmı Sonra Şu kısım zaten Şurayı göstermiş koenzim ve arkadaşlar kofaktör olarak da bu da gelip bağlanabilir. Yani bir enzimde koenzim ya da kofaktör bulunur. Onu söyleyelim. Şimdi gelelim kofaktörlere ve koenzimlerin örneklerine gelelim arkadaşlar. Mesela demir, bakır, çinko zaten az önce de söyledik. Bunlar kofaktör olabilirler. Koenzimlere baktığımız zaman mesela biyotin bir vitamin değil mi? Koenzim A, NAD, FAD, ATP bunlar yine koenzim olabilir. Bir de Prostetik gruplar vardır yine bağlanabilen hem grupları. Mesela e, hemoglobin değil mi? Hemoglobin'deki hem grubu nedir? Demirdir arkadaşlar. Flavin, retinal, bunlar da nedir yine? E, bizim prostetik grup olarak gelip enzimin yapısına bağlanabilir yani partneri olabilir. Gelelim bir de enzim inhibitörlerine. Şimdi enzim inhibitörleri de şu yönden önemli. Bir kompetitif inhibitor diyeceğiz. Bir de kompetitif olmayan inhibitor diyeceğiz arkadaşlar. Nedir öncelikle? Inhibitor şu. Inhibitor enzimin yapısını ya da şöyle söyleyeyim. Enzimin çalışmasını azaltan ya da tamamen durduran moleküllere biz inhibitor diyoruz. Arkadaşlar, inhibitörler gelip eğer kovalent bağla bağlanmışsa enzime o zaman genelde geri dönüşümsüz olarak gerçekleşen bir inhibisyondur bu. Çünkü kovalent bağlar güçlü bağlardır ve parçalaması çok zor olan bağlardır. Bu yüzden genellikle geri dönüşümsüzdür. Ama zayıf bir bağla bağlanmışsa geri dönüşümlü olabilir. Mesela biz geri dönüşümlü inhibitörler eğer gelip substrat molekülüne benziyorsa ve substratla işte yarış haline girip rekabet haline girip e, enzimin aktif bölgesine bağlanıyorsa arkadaşlar biz buna kompetitif inhibitör diyoruz. Yani şöyle düşünün bakın şu bizim enzimimiz olsun. Şu enzim. Mesela şu bizim eee inhibitörümüz olsun. Bu da arkadaşlar substratımız olsun. Substrat. Bu substratla inhibitör aynı yapıya sahip, değil mi? Baktığınız zaman şekil olarak ikisi de aktif bölgeye uygun. İkisi arasında bir yarışma başlıyor. Yarışma başladığı zaman ne oluyor bakın? Yarışma başladığı zaman hangisi gidip kazanırsa Zaten galip oluyor. Substrat bağlanırsa substrat ürüne dönüşüyor ama inhibitör gelip bağlanırsa ne olur? Enzimin aktif bölgesini kapatır. Substratın bağlanmasını engeller ve böylece enzimin çalışmasını engellemiş olur. İnhibitör tekrar aktif bölgeden ayrıldığı zaman da enzim çalışmasına devam eder. Bu yüzden zaten geri dönüşümlü inhibisyon diyoruz. Burada bir yarışma olduğu için yarışmalı inhibisyon ya da kompetitif inhibisyon diyoruz arkadaşlar. Ee, yine isim olarak da bilmeniz gerekiyor. Bazıları da geliyor aktif bölge dışındaki bir yere bağlanıyor. Mesela yine burada da başka bir inhibitörümüz olsun. Şu bu inhibitör geliyor aktif bölge dışında şuraya bağlanıyor. Bağlandığı zaman aktif bölgenin yapısını bozuyor arkadaşlar. Aktif bölgenin yapısı normalde bu şekilde yuvarlak olması gerekirken diyelim ki şöyle oldu. Tamamen sildik ama yuvarlak olması gerekirken mesela böyle oldu ne oldu enzimin aktif bölgesinin yapısı bozuldu mu bozuldu bozulduğu için buradaki substrat gelip buna bağlanabilir mi bağlanamaz İşte biz buna da herhangi bir yarışma olayı olmadığı için yarışmasız inhibisyon ya da kompetitif olmayan inhibisyon diyoruz arkadaşlar ee, bu şekilde yine dediğim gibi aklınızda muhakkak tutun örnek verelim mesela DDT dediğimiz bir ee, tarım ilacı var arkadaşlar. Bu tarım ilacı sinir sistemindeki enzimlerin anahtar enzimlerin inhibitörleridir. Dolayısıyla DDT fazla miktarda vücuda aldığımız zaman sinir sisteminin çalışması yavaşlayabilir. Yine antibiyotikler mesela bizim için iyidir. Bakterilerdeki enzimlerin inhibitördür. Bakteri enzimlerinin çalışmasını engeller. O yüzden e, yine antibiyotikler de inhibitörlerdir diyoruz. İnhibisyon genelde böyle zararlı gibi görülür ama. İnhibisyon metabolik olayların düzenlenmesinde kullanılır arkadaşlar. E, zaten geri bu e, neydi unuttum. Geri bildirim mekanizması. Orada da bahsedeceğim yine. Mesela burada geri dönüşümsüz inhibisyondan bahsetmişiz. Geri dönüşümsüz olarak dif dediğimiz bir e, molekül geliyor bağlanıyor aktif bölgeye ve kovalent bağla bağlandığı için arkadaşlar artık buradan e, çıkmıyor. Dolayısıyla geri dönüşümsüz bir inhibisyon gerçekleşiyor. Enzim artık başka bir substrata bağlanamıyor. E, geri dönüşümlüğe baktığımız zaman normalde substrat gelip şu şekilde bağlanması lazım. Ama kompetitif inhibitör geliyor buraya bağlanıyor arkadaşlar. Direkt olarak aktif bölgeye aynı yapıya sahip olmak zorunda değil. Direkt gelip burada tutunsa bile sonuçta yapıyı e, bozmuyor ama aktif bölgeyi kapattığı için substrat gelip bağlanamıyor maalesef. Biz buna ne diyoruz? Kompetitif inhibitör diyoruz. Kompetitif olmayan ise geliyor bakın başka bir bölgeye bağlanıyor. Aktif bölgenin yapısını bozuyor. Yine ne oluyor? Substrat gelip bağlanamıyor arkadaşlar. Geri dönüşümsüz inhibisyonda pardon geri dönüşümlü inhibisyonda bu şekildedir. Şimdi geliyoruz metabolizmanın kontrolüne. Özellikle burada allosterik denetimi bilmeniz gerekiyor. Çünkü geçmiş yıllarda çokça soruldu allosterik düzenleme. Nedir allosterik düzenleme? Şimdi bir buna bakalım. Arkadaşlar bazen Enzimin aktivitesini düzenleyen böyle doğal olarak düzenleyen moleküller vardır. Bunlar geri dönüşümlü ve kompetitif olmayan inhibitörler gibi davranıyor. Yani gidip enzimin herhangi bir bölgesine bağlanıp enzimin aktif bölgesinin yapısını değiştirebiliyor. Bu e, yapılara biz allosterik maddeler, etki gösteren yani mekanizmaya da allosterik mekanizma diyoruz aslında. Allosterik denetim diyoruz arkadaşlar. E, alosterik bölgeye bağlanarak ne yapıyor? Enzimin biçimini ve işlevini değiştirmiş oluyor bu moleküller. Bu moleküller alosterik bölge yani enzimin aktif bölgesinden farklı bir bölgedir. Uzaktaki bir bölgedir. Zaten dediğim gibi geri dönüşümlü olan ama kompetitif olmayan inhibitörler gibi davranıyorlar bunlar. Alosterik düzenleme bu şekildedir. E, alosterik düzenlemede şöyle bir de olay var arkadaşlar. Eğer... Allosterik bölgeye aktivatör dediğimiz bir madde bağlanırsa enzim hızlanıyor. İnhibitor bağlanırsa enzim yavaşlıyor ya da duruyor. Allosterik bölge ile ilgili de bunu bilmeniz gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Heh, bakın şurada inhibitör yeri var burada. Bakın inhibitör yeri. Katalitik birim yani e, ee, Şurası nedir? Asıl işlev gören yer. Bir de düzenleyici alt birimler var. İşte bir inhibitör yeri, diğeri de başka bir bölge. Arkadaşlar, inhibitör yerine gelip allosterik inhibitör bağlandığı zaman ne oluyor bakın? Inhibitor bağlandığı ürün oluşmuyor. Ama allosterik bölgeye gelip aktivatör bağlandığı zaman ne oluyor? Ürün oluşuyor. Dolayısıyla enzimin çalışmasını inhibitörler ve aktivatörler belirliyor. Bu yüzden de yine oldukça önemlidir. Mesela yine allosterik enzimin yapısındaki değişikliklere bakalım. Bakın allosterik bölge şurası. Aktif bölgede burası. Mesela birkaç tane enzim var. Geliyor bu enzimin işte allosterik bölgesine inhibitör bağlandığı zaman ne oluyor? Enzimlerin yapısı değişiyor. Ve böylece artık enzim çalışamaz hale geliyor. Ama aktivatör bölgeye gelip bağlandığı zaman enzimin yapısında herhangi bir değişiklik olmuyor dolayısıyla arkadaşlar aktif formda devam ediyor ve daha hızlı çalışmasını sağlıyor enzimin diye biz adı üstünde aktif hale getiriyor. Son olarak geri beslemeli inhibisyondan bahsedeceğim. Nedir bu? Şimdi arkadaşlar, enzimler bazen takım halinde çalışıyorlar. Yani burada bu özellikten bahsedeceğiz aslında takım halinde çalışma olayından. Şimdi şöyle düşünün. A maddesinden B maddesi, B'den C, C'den de D oluştuğunu düşünün. A'dan B'yi oluşturan enzim 1, B'den C'yi enzim 2, C'den D'yi de enzim 3 oluşturuyor. Şimdi diyelim ki bu enzimler sürekli çalıştılar, çalıştılar, çalıştılar ve ortamda D maddesi birikti. Bu D maddesi geliyor, enzim 1'in inhibitör bölgesine bağlanıyor. Yani alosterik bölgesine bağlanıyor ve enzim 1'i durduruyor. Enzim 1 durduğu zaman ne oluyor? B üretilemiyor. C üretilemiyor. Dolayısıyla D üretilemiyor. Bu sefer ortamdaki D maddesi azalmaya başlıyor. D maddesi azaldığı zaman bu sefer bu D gidip hani inhibitör bölgeye bağlanmıştı ya losterik bölgeye. Bu D geliyor buradan ayrılıyor arkadaşlar. Ve tepkime tekrar kaldığı yerden devam ediyor. A'dan B, B'den C, C'den de D oluşuyor. Bu şekilde biz kontrol mekanizmasına geri beslemeli inhibisyon veya feedback mekanizması da diyoruz. Mesela burada da göstermişiz. Bakın burada aktif bölgeye treonin bağlıymış. Enzim 1 arkadaşlar burada ne oluyor? A oluşuyor, B oluşuyor, C oluşuyor, D oluşuyor. Son ürün oluşmuş. Bu son ürün gidiyor allosterik bölgeye bağlanıyor. Allosterik bölgeye bağlandığı zaman artık bu bölgeye treonin bağlanamıyor. Dolayısıyla enzim aktif hale gelemiyor. Gelemediği için de bu tepkime duruyor. Ortam şartları normale döndüğü zaman tepkime tekrardan devam ediyor. Geri beslemeli inhibisyon dediğimiz olay da bu şekilde. Böylece enzimleri bitirmiş olduk. Evet. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Ee, Slaytları hazırlarken de hem çalış çalışıyorum. Size de arkadaşlar hani e, daha detaylı daha güzel anlatmak istiyorum. İnşallah böyle slayttan okuyup geçiyormuşum gibi gelmiyordur size. Çünkü ben gerçekten öyle bir şey sevmiyorum. Üniversitedeki hocalarımız hep öyle yapardı. Öyle yapmamaya çalışıyorum. Hani slide'dan okuyup geçmemeye çalışıyorum. Genellikle örnekleri kendim böyle anlatarak e, vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı oluyordur. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.